Genç aldı diye şikayetçi değilim. İsimsiz aldı diye, meşhur olmadığı için e, getirdi diye şikayetçi değilim. Ben bizim herkesin Fenerbahçe'yi yorumlarken bundan bir ay önce sezon sonu... Geçen sezon sonu da niye şampiyon olamadı diye yorumlarken... Sezona girdiğinde hazırlık maçlarına Fenerbahçe'nin bir tane standartı belli. Ne yapacağı belli. Bir tane santrofora ihtiyacı var dedik. Bugün aldığı oyuncunun ne yapacağını bilmiyoruz. Standartı belli değil. Yani zaten elinde 2-3 tane yarım yamalak giden, 3 hafta güzel oynayan 5 hafta kaybolan 2-3 tane oyuncusu var artı mesela Gustavo diyoruz, Bu Gustavo'yu bir ara hepimiz gözden çıkarmıştık, ben çıkarmadım da diyebilirsiniz şu anda ee, üçlü savunmaya döndüğünde Gustavo bu işin bel kemiği, Gustavo'suz olmaz dedik, tamam şartlar ve zaman değişir oyuncular yerinde olabilir, Sosa bir var iki yok, iki var bir yok mesela tecrübeli oyuncu diyorsunuz eğer herkesin cümleye girerken baştan söylediği bir şey var, Mesut hazır olursa müthiş bir Mesut Kardeşim Mesut Geler'i 8 ay oldu ne zaman hazır olacak? Yaz tatil yapmasaydı hazır olsaydı. Yani ha, eğer hazır, eğer, eğer eğer kelimesi yok. Fenerbahçe eğer tutarsa, eğer yaparsa diye bir tane transfer yapamaz şu anda. Yani santraforu net bir adam olmalıydı. Biz Beşiktaş'ın transferlerine baktığımızda, Trabzonspor'un transferlerine baktığımızda eleştirecek nokta bile bulamıyoruz. Ha şampiyon olursun olmasın. Herkes şampiyon olamayacak zaten. Bir tanesi şampiyon olacak. Ama bu yola çıkarken tamam sen 4-5 tane bu tarzda oyuncu alıyorsun. Bile ee, bir de masanın diğer tarafına oturalım. Ben bugün Beşiktaş taraftarıyım. Ya Fenerbahçe 9 sene transfer yapmış. Ya şu Serdar Dursun bende olsa keşke dediğin şu oyuncu bende Max Mayer'im alsaydım Diego Rossi'yi alsaydım şunu mu getirseydim dediğim böyle iş getir, geçirecekleri oyuncu yok ama Beşiktaş'ın aldığı oyunculara baktığında bugün biz hani Fenerbahçe'yi konuşuyoruz diye böyle detaylı anlatıyorum. bakıyorsun keşke bende olsun diyebileceğin 3-4 tane oyuncu var. Trabzonspor'a baktığında 3-4 tane oyuncu var. Benim derdim bu yani sadece yaşı gençmiş tecrübesizmiş veya marka değilmiş onların peşinde değilim tamam, ama ne oldu. eksik vardı bir tane santrafor bir tane kenar oyuncusu lazımdı Ferdi son maçın ve haftanın yıldızı seçildi hem Fenerbahçe'den hem Süper Lig'den haftanın yıldızı seçildi Ferdi 3 sezondan beri bu ligde oynuyor kaç defa yaptı o performansı önümüzdeki haftalarda kaç defa daha yapabilecek benim söylemek istediğim tereddütle yaparsa sahayı kaldırmak istiyorum ben yapar demek istiyorum Fenerbahçe'nin aldığı oyuncuda benim anlatmak istediğim buydu Şimdi e, Fenerbahçe'de santrfor açısından gidersek e, Valencia iyi bir performans gösteriyor ve Kupa Amerika'da da iyi bir performans gösterdi. Artı Gelere gelen Breşe'yi biraz iyi irdelemek lazım. Ozan iyi bakmak lazım. Eee e, potansiyeli olan bir oyuncu. E, bunun yarın öbür gün bu takımın içinde işte Mesutlarla ne bileyim Sozalarla falan verecekleri farklı bir şey olabilir. Ben senin demek istediğini anlıyorum yani. Rakiplerin farklı Fenerbahçe'nin ama bu kadroda sizde e, gene şampiyonla oynayacak. Nasıl Galatasaray şampiyonla oynayacaksa diğer takımlarımızda hepsi şampiyonla oynayacaklar. Burada esas e, sıkıntı e, hoca tekrardan o dörtlüğünün üzerinde mi bir değişiklikler yapacak? Yani orta sahadaki ben hep onu söylerim. Yani bu sistemi oynadı ya da bu dizilişi oynadığınız zaman Oyunu iki yönlüsünü için oynamadığınız zaman isimler kim olursa olsun sıkıntı yaşarsınız. Mesela burada mesela Beşiktaş yaşamıyor onu. Heh, o, tam oraya getirecektim Ozan şimdi ya sonuçta Beşiktaş'ta ben Gezal ve Ozere yeni transfer olarak bakarım. Do doğru mu? Ee, ben şimdi e, Ozan'a tek tek e, e, madde madde cevap vereceğim. Ver bakalım. <laughs> şimdi bir Fenerbahçe transferlerini geçen sezon yaptı. 22 transfer yaptı. Keşkeleri sayayım ben sana. Fenerbahçe'nin kimleri istersin? Altı'yı herkes ister bir. Salay ister iki. Kimi ister üç. Valencia'yı ister dört. Pelkası ister. Pelkası, Pelkası gelmiyor. Pelkası şu an İrfan Can'ı ister beş. Bir. Fenerbahçe'deyken istenenleri söyleyeyim sana. Mert Hakan'ı herkes istedi. Fener aldı. İrfan'ı herkes istedi. Fener aldı. Sosa'sını, Nova'nı Fener aldı. Bu bir. İkincisi. Şampiyon takım dediler. Şampiyon takım değildi. Transfer şampiyonu denebilirdi. Neden şampiyon olamadı? Bence şundan dolayı olamadı. Fenerbahçe transferleri eksik yaptı. Şu anlamda eksik yaptı. Her şeyi doğru yaptın. Takımın sağ açığı kimdi hocam? Sen biliyor musun Fenerbahçe'nin geçen sonu sağ kanadı kimdi? Kim öyle de belli değildi. Yoktu çünkü. Sol kanadı kimdi? Perotti vardı. O da yoktu. İki tane kanadı olmayan bir takımın şampiyon olma ihtimali çok düşüktür. Üç. E, Valencia. Valencia en uca geçtiğinden beri yani Center for dediğimiz mevkili oynamaya başladığından beri 10 maçta 10 gol attı. Sanırım ligde bu kadar yüksek performanslı ikinci bir oyuncu yok son dönemde. Yani Valencia'nın oraya geçtiği dönemdeki performans üzerinden gidersek. Ee, başka Gustavo. Gustavo konusunda ben mesela kendi payıma şunu söyleyebilirim. Ben olsam diyorum Gustavo'nu kullanmam şöyle kullanmam. Gustavo'ya ne diyoruz biz? Gustavo öyle kesti böyle kesti şöyle kesti. Neden bu kadar ön plana çıkıyordu? Çünkü Fenerbahçe'nin stoper attı, savunma bloğu doğru çalışmıyordu. Gustavo işi çok iyi yapıyordu. Orada ön plana çıkıyordu. Halbuki biz Gustavo'yu kimle kıyaslıyoruz? Josef'le kıyaslıyoruz. Nedir? İleriye attığı o hızlı toplar takımı atağa da kaldırması. Çift yönlü oynayabilmesi. Artı şöyle bir dezavantaj var. 33-34 yaşındaki bir adama ben bu parayı vermek istemiyorum. Ha olsaydı 22-23 yaşında olabilir diyebilirdik. Neyse Gustavo'yu da bu. Şampiyonluk şart mıdır? şampiyon olmaya ihtiyacı vardır Fenerbahçe'nin psikolojik olarak da ekonomik olarak da ama bu sezon benim futbol aklım bunu söylüyor. Benim gönlümden geçen bir kulüp şampiyon olacak. Fenerbahçe şampiyonluğu hak edecek. Yarınlara umutla bakılabilecek futbol oynarsa, takım oyunu oynarsa. Yani bize şu enerjiyi verirse, şu düşünceye kapılırsak biz. Bu sezon olmadı ama bundan sonraki yılları ambargo koyacak. Çünkü bakıyorsunuz takım yaşı çok ciddi anlamda aşağı gelmiş durumda. Ben o zaman yönetimi de Pereira'yı da futbol takımını da alkışlarım. Şampiyonluk ihtiyaçtır ama olmadı diye bütün gemileri yakmanın anlamı yok. Evet, <laughs> başka da bir şey yok herhalde. Sanırım hepsine cevap bu, verdim. Bu, mi? sezon, bu sezon Fenerbahçe'nin kanatları kim şu anda? Geçen sene kan kanatsız dedik. Bu sezon o mevkide oynatabileceğin an itibariyle e, sol tarafta Rossi Fer Ferdi sol tarafta Rossi var. Tamam sol tarafta. Rossi, Rossi var ve sağda Osay e, Sağda Osay var ama orada Osai geçen sezonda da vardı. Aykut. Osay doğru. Ik, iki, ikinci ikinci yarıda gelmişti. Osay var. Bunu e, şey yapmadım, değerlendirmeyi almadım. Kuvvetle muhtemel orada e, Valencia'yı kullanacak, önünde e, Berişley yi kullanacak. Yine aynı pozisyonda kullanabileceğin daha takımı oturmuş. Gönül rahatlığıyla orijinal kanat ha. oyuncuları var diyor musun? Artık var. Artık var. Şu anda Fenerbahçe'nin bence bir bek anlamında yedekleme yapması makul olur. Artık sağ olur, sol olur, ikisinde de oynar. Onu bilmiyorum. Tamam. Son olarak Mesut'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Benim Mesut Mesut'la ilgili böyle çok acayip hayallerim yok. Mesut bu saatten sonra oynamak istiyorsa oynar ama ben Mesut Özilim oynarım derse tribünde oturur. Şimdi yani Ozan Zeybek Ozan Zeybek. Evet. Ee, ne diyorsun? Mehmet Emin? Şimdi Uğur. kanat Pelkas kanat oyuncusu mu? Değil. Değil. Yani Pelkas'ı kanatta denedi Mesut Özil'i oynatabilmek için geçen sezon iki teknik adamda denedi, tutmuyor. Diyor evet. Diego Rossi de Pelkas <laughs> tarzında bir oyuncu. Kanatta ne kadar verimli olacak düşünmüyorum. Osay Samuel bu sezon gerçek bir kanat oyuncusu olacak diye inanıyorum. Çünkü bu teknik adamla çok değişiklik üstüne koyan bir yeteneğini gösterebilen bir Osay Samuel oldu. Geçen sezon bunu geldiğinde gösteremiyordu. Ama hala sol kanadının yani bu transferlerden yapılan transferlerden birisi bu işi becerebilir mi, yapabilir mi bilmiyorum. Hala kafamda soru işaretleri var. İkincisi en önemli konu. Hani bu sezon bu yeni yapılanmaya gitsin. Fenerbahçe şampiyon olmasa da kıl payı kaçırsa da bir umut vaat etsin. Gemileri yakmayalım devam. Hayır. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak zorunda. Kesinlikle olmak zorunda. Olmazsa ne yapacağız? Olmazsa tekrar işte böyle konuşuyoruz her sene. Yani bu e, şeyin şartı değil yani bu. Ama... Geçen sene de aynı şeyi söylüyorduk. Bu sene de ben Fenerbahçe'nin hani ben bu sene idare edeyim, yeni bir kadro yapayım, 3 yıl buradayım nasıl olsa deyip Ali Koç'un bu teknik adamla da yeni bir yapılanmaya yapalanmaya gidip o teknik adam e, şampiyon yapamadığı takdirde önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de çalışamaz Mehmet Emin. Onu net söyleyeyim sana. Sen onun üzerinden bir yapılanma, gençleştirme, yeni bir sistem, yeni bir tarz gelecek diye mesela ee, olabilir diyorsun. Sen net böyle bir şey de Olması demişsin. gerekir ama... diyorum. Olması gerekir diyorum. Bak Emre Belezoğlu'nun bizzat kendi ifadesi şöyle. Fenerbahçe diyor bazen şampiyonluklarla bile yetmez. Şampiyon olursun o bile yetmez. <laughs> Fenerbahçe evet. camiasının böyle bir bakış açısı, böyle bir coşkusu var ama şunu söylemeye çalışıyorum. 20 takımın olduğu ligde bir takım şampiyon olacak. Fenerbahçe nasıl yatırım yapıyorsa Diğerleri de yatırım yapıyor. Herkesin hedefi var ve bu denklemin içinde sakatlık var, hava şartları var. Hakem hataları var. O var, bu var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe doğru futbolu oynasın. Şu anda bile bak telefonuma onlarca mesaj geliyor. Fenerbahçe taraftarlarından, kongre üyelerinden. Biz futbol izlemek istiyoruz. Fenerbahçe yakışır. Futbol izlemek istiyoruz. Kısa araya gireyim mi? Bu futbolu tabii, oynarsam tabii, tabii, tabii. ben destek olurum diyor. Kısa araya gireyim açısı bu. Dur, Burada Hocam. Evet, kanat doğru. orta saha o filan değil. Artık ülkemizde ya biraz da Süper Lig'de takımlar gençleşmeye başladı. Birkaç takımın haricinde hep enteresan oyuncular geliyorlar. Şimdi çoğu takımlarda oyun düzenlerini değiştirmeye başladı. Tak, dikkat ederseniz üçlü oynayan takımlarımız fazlalaştı ligde. Üçlü ve dörtlü oynayanlar daha farklı oynuyorlar ve dinamik olmaya başladı. Burada tabii biz biraz iki takımdan yola çıkıyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe'den bu tarzda bir yapılanmayı görmediğimiz için bize enteresan geliyor. Fakat aldıkları oyuncular Emin olun enteresan oyuncular. Kaliteli oyuncular. Galatasaray'ınki de Fenerbahçe'ninki de. Diğerleri bilinen oyuncular. Standart her sene yaptığımız transferler. Burada iki takım, iki ezili rakip şu anda e, ne hikmetse enteresan bir şekilde kimsenin bilmediği, hiçbir yerlerde olmadığı kıyıda köşede olan oyuncuları <laughs> getirmeye baktılar. Ve bunlar kaliteli oyuncu. Bunları iyi demek. Bir tek tekrar söylüyorum. Crash boyu bilmiyorum onu da sayın hoca kendisi. Bu arada bak hocam orada bir parantez açalım. Adam Portekiz'den geliyor. Vitor Pereira dediğin adam yaklaşık 5-6 sene Portekiz'de altyapılarda çalışmış. Ve ligi son derece iyi bilen, Mutfak. oraya hakim olan, ilişkileri de güçlü olan bir adam. Hasbel kadar bana bir tane altı numara bulun getirin demiyor. İsim veriyor. Bu olmadı, bu olmadı, bu. Şimdi e... Bugün nasıl hoca övüyorsak ki Ozan da hem figür olduğum diğer bir konuda Bence Fenerbahçe'deki en önemli transfer Vitor Pereira'dır. ve Performans olarak da en başarılısı Vitor Pereira'dır. Bugün övüyoruz. Yarın bu oyunculardan performans almadığımız zaman da ben yönetimi değil önce hoca eleştiririm. Şimdi şöyle e, perform Almazsa. performans almama şansın yok. Şöyle yok. Hepsi dinamik oyuncular. Futbolu bilen oyuncular. Genç olmalara Aynısı Galatasaray'da da var. Ama bunlar bugünden yarına hemen değil. Mesela Beşiktaş'ta nasıl getirin en son oyuncuyu getirdim koydum patır patır oynar. Çünkü hepsi birbirini çok iyi tanıyan bir takım var. Ama yarın öbür gün lig boyu uzadıkça e bu öbür diğer iki takımınız da rakibiniz de, oturtmaya başladıysa ama hani tabiri caizse uçurtma gibi göreceğiz deriz ya bunlar o şekilde bir takım olacaklar. Yani top bende kalsın oynayayım filan değil. Yani bunlar hepsi hızlı oynayan oyuncular. Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da. Diğer takımda da çok tecrübeli oyuncular. Ozan'ın ifade etmek istediği tamam şampiyonluk okey. Herkes istiyor şampiyonu. Fakat Fenerbahçe'de alışı gelmemiş oyuncular. Yani ismi yok. Biraz evvel ne dedim? Kıyıda köşede kimsenin bir MLS kaç kişi takip ediyor? Ülkemizde. Bu arada bak şimdi, şimdi örnek veriyorum. Rossi'den bahsediyoruz ya MLS'i kaç kişi takip ediyor? Adamı Premier Lig'den takip eden kulüpler var. olmaz olur mu? Her yerden Şimdi var. onu söylemeye çalışıyorum. Her yerden var. Yani Fenerbahçe'de işte birisi gidip de A, orada bir tane adam gol atmış hadi alalım Değil yani Şimdi bu. mesela biraz evvel arada ne dedim ben sana? Orada bir tane oyuncu var dedim. Evet. Vermeyelim söylemeyelim. Anladım hocam. Mükemmel bir oyuncu. Çok mükemmel. O da genç bir oyuncu ama sanki hani derler küçülmüş de büyümüş de denir ya da büyümüş de küçülmüş de o tarzda bir oyuncu. Jaysson'la beraber bak Jaysson geldi. Aynı takımdan iki tane futbolcu vardı. Amcam sevgili Turhan Uluç. Doktor Turhan Bey. Hasta Fenerbahçe'de çok iyi de takip eder. Telefon İz, açıyor mu şu an? İzliyordur. Telefon açtı bana diyor ki öbür çocuk diyor Barcelona'ya gitti diyor. Selam söyledi. İki tane var orada. Yani e, enteresan oyuncular var. değil mi? Önemli olan biz bunları keşfedip artık getirmemiz lazım. Senelerce biz burada bunları konuştuk. Niye dedik 35'lik adamları getiriyor? Niye hep isim olmuş? Köprüden son unutma, çıkışa... Tufana, kampa katılmış. Katılmış mı? Hmm. Hadi hayırlısı olsun. Gitaradan Onun için de hayırlısı olsun. Yani Premier Lig'e gitmek kolay değil biraz buradan <laughs> çıkıp gitme. Yani hep biz o isimleri getirdik. Ve hep de burada dedi ki ya ne oluyor ya kardeşim niye getiriyoruz? Defalarca konuştuk. Şimdi, Şimdi tabii bir, bize ters evet. geldi biraz. Ozan. Ee, isim olarak almadığımız topçularda ama e, tekrar söylüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray doğru yoldalar. Doğru da çalışıyorlar bunların içine eklemeleri yaparlarsa çok çok farklı bir iki tane ezeli rakip izleyeceğiz. Şimdi Ozan hatta değil mi? Hatta hatta. Hatta hatta. Ozan iki takımdan evet, evet. iki takımdan bir tanesi şampiyon oldu diyelim. Sezon bitti. Fenerbahçe şampiyon. Galatasaray başarısız mı olacak bu durumda? Yani ben Galatasaray'ın, <laughs> Mehmet Emin öyle bir tuzak gibi oluyor bu ama ben Galatasaray'ın 1 ve 2'de olacağını zaten hiç düşünmüyorum bu sezon. Ya tamam o zaman, hayır ee. Beşiktaş şampiyon oldu, Trabzon ikinci oldu. Trabzon başarısız Bak. mı? Ozan Cip, Geçen. neye göre, ben ben pardon araya girdim, neye göre Gazi'nin? E, i̇kinci ikinci bir olmayacağını düşünüyorsun neye göre Bu benim kendi futbol Anladım. anlayışıma göre hocam. Yok ben yani... onu hepimizle aynı tabii herkesin görüşlerine saygımız var. Hepimiz aynısı şey. Yok ama Ama somut şundan dolayı yani ben Galatasaray'ın da mesela transferlerini beğenmediğimden dolayı Kimi konuşabilirsiniz Galatasaray'la? Nelson'u söylediniz. Morutan'ı konuşuruz. Bir de Şikaldoğa'yı konuşabiliriz şu anda. Yani onda da bir şey var. Özellikle yerlilerde birbirine benzer. Beş benzer oyuncusu var. Solbek var mesela. Bunlardan bir tane iki tane alabilirsin ama beş tane yedi tane aynı takımda bulundurunca büyük bir dert bunlar. Benim anlatmak istediğim konu bu. Geçen Puzzle'a benzetiyorum ben Fenerbahçe'yi. Geçen sene Puzzle'ın parçaları ortadaydı. Puzzle'ı toplayabilen teknik adam çıkmadı. Bu sene de Puzzle'ı toplayabilecek bir tane teknik adam bulmuşsun. Ama bir tane puzzle'ın bir parçası kayıp. O da Santrafor. Hala bunların arasında bu Fenerbahçe'nin Santrafor'udur diyeceğim adam yok Mehmet Emin. Ya ben Valencia, Valencia dediğin adam, ya. Valencia dediğin adam bak ısrarla aynı şeyi söyledim. Ee, başka transfer olmadan sadece Serdar Dursun varken. Valencia varsa, sağlıklı bir Valencia varsa Fenerbahçe'nin başka golcü ihtiyacı yoktur. Ha Valencia sakatlanır. Valencia geçen sakatlanır. Sezon Val mıydı? Ozan geçen sezonda vardı. Ozan Fenerbahçe'de santrafor mevkine geçtikten sonra 7 gol, 3 asist ya da 4 asistle oynadı bu adam. Adamı kanada evet. adamı kanada hapsettin. Takım o zaman başka bir sistem oynuyordu ki bu sezon kanatta olsa bile 3-4-3 başka bir formasyondur. Yüksek verim alabilirsin. Geçen sezonki problem Format hatasıydı. Elindeki oyunculara uymayan bir formattı. Ve Valencia'yı kitlemişsin. Valencia'yı ortaya attın, en ucu attın. Adam gol makinesi çıktı içinden. Ve bu sezonda muhteşem bir şekilde geri döndü. Üstüne koyarak da devam edecektir. Bu sene onu da görebiliriz. Etrafındaki oyuncuların performansı olumlu olursa sen de ileriye gidiyorsun. Valencia'yı gene sağ, çıktı açıkta falan görebiliriz. Oyunu, yani onu söylüyorum. Ma maçına göre. Onu söylüyorum. Maçına göre değişkenle oyunu. Aynı şekilde Ama Gaz, bu sefer de değişti artık, santrafor bölgeleri. O, bu sefer hocam orası e, 4-2-3-1 gibi olmuyor. 3 4 3 olunca başka bir şey oluyor. Şimdi başka şöyle, bir şey oynuyorsun. Bak e, gene e, rakamlar sende söyleniyor söyledin ya rakamlar takımlar. Takımlarımız e, bir daha üst düzeydeki hocalar e, Abdullah biraz e teyze ediyorum bu tarafa tarafa çünkü o takılır çok fazla o rakamlara. Ama diğerleri toplu ucum toplu müdafaya oynuyorlar. Ne kadar üçlü desem bile öbür tarafta dörtlü desem bile dikkat edin. Hepsi gidiş, git gelmelerinde çünkü ne oldu iyice dinamik olmaya var. Biz burada Galatasaray'da alınan o neydi Fransız oyuncu falan vardı Roma'da falan oynuyordu. Hatırla. Uzun boylu. ismini şimdi çıkartamıyorum. Onları filan beğenmedik ya. Enzonzi. Yürüyerek... Efendim? Enzonzi. Ortası. Enzonzi, enzonzi filan. Onları beğenmedik. Yürüyerek oynuyorlar diye. Hı hı. Şimdi işler farklı bir yere gitmeye başladı. Ya, o say bak, bak. şimdi. bak. Akıllı işler yapıyorlar. Şimdi ben Ozan'ın da e, düşüncelerine e, saygı duyuyorum. Şöyle. O da diyor ki Fenerbahçe diyor atıyorum e, şey gibi. Cornelius gibi bir santrofon. Hatta da onun daha üzerindeki bir santrofon gelmesi de. Ama Ozan emin ol ellerinde Serdar'ı da katıyorum. Üç tane iyi santrofor var. Galatasaray'da nasıl varsa. Bak öbür takımlarda maliyetini hatırlıyor musunuz biliyor musunuz? Ben maliyetini. Bak şey de mesela Trabzon'da da üç tane santrofor çok iyi var. Orada Sörlot'ta enerji kaybetti Fenerbahçe'de. Hayır bak şimdi söylemek ya şimdi Şörlot'u burada bir seferin oyuncu 10 milyonlar 15 milyonlar verecek durumu yok. Şörlot'u biz bir kere burada Trabzon'da bir kere aldı, parladı, gitti, gitti, gitti. Ve tamam, hepimiz gitti. de o dedik. Evet. Ya baba bak ben söylüyorum buralar defa defalarca canlı da daha bir yerlere gitmeden da, Groningen de Groningenler'de mi defalarca izledim. Kimi? Şey Şollot'u. Buraya giderken de burada Aykut'taydı yayın dedik. Almanya dedim tutmaz. Bizim dedi bizim bizim ama. ligimizin topçusu. Geri gelse tutacak mı? Ne? Soru iş her şey soru Onu söylüyorum. Onu söylüyorum bak Trabzon'da o sezon başka bir şey oynuyordu Trabzon. Bütün taşlar doğru şekilde yerindeydi ve Trabzon sporu karşılayan takımlar, Trabzon sporun oyun formatı vesaire. Şimdi, sen de Mahmut abi de Ozan Zeybek'in görüşlerine katılmıyor görüntüsü verdiniz. Ama katılmıyorum, bir katılmıyor şey. Hayır. Şeyleri Hayır. Hayır. Aynı şeyleri söylüyorlar. Hayır. Hayır. Niye aynı şey söylüyorsun? <laughs> Şimdi sen de Mahmut abi de katılmıyormuş gibi. Katılmıyorum, konuşuyorsunuz. Katıl katılmıyorum, Ama... hepsini yazdım. Hepsini açıkladı. Final açıkladım. katılmış gibi. Hangi içine katıldı? <laughs> Böyle ben Hangisi? öyle katıldım? Hayır ya abi katılmadım. Sen şey, Ozan musun? diyor ki transfer <laughs> diyor. İsim diyor. Ben istemiyorum şimdi abi isim misin? Mesela. ben orayı, performans ben 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 istiyorum. aynı şeyi söylüyorum. ben orayı performans düzeltti, istiyorum. Düzeltti. Şimdi şöyle bakın. Trabzon'da 3 tane iyi santrofor var. Bizim liglerimizden Türkiye liglerinden konuş. Galatasaray'da 3 tane iyi santrofor var. Fenerbahçe'de bizim ligimizden Bereşe'yi seyredecekler, izleyecekler, görecekler. Yani illaki isim mi olacak yoksa bu tarz oyuncularda da götürebiliyor mu? Ee, Beşiktaş'ta da üç tane Santrafor var. Yok Peki. mu? Sen katılıyor musun Ozan ee, Mehmet Emin'e? Ben Ozana katılmıyorum. Mutlaka... Sen Bizim katılmıyorum. Ozan <laughs> ne diyeceğini bilmiyorum ama sana katılmıyorum. Bizim diklerimizden <laughs> konuşuyoruz ama. <laughs> Son sözleri sana vereyim. Yani bunlar tabii haftalarca, aylarca konuşacağız. Önümüzde daha çok zaman var. Ben bugün için diyorum transfer bitmediği için henüz. Yani beni Fenerbahçe iyi, iyi analiz ettiğimi, iyi takip ettiğimi düşünerek bunu söylüyorum. Fenerbahçeye bir gönlüm kaydığı için söylüyorum. Ben, ben şu anda bir Fenerbahçe'yi takip... Fenerbahçe'de olarak mutlu değilim Aykut. Onu söyleyeyim. Yani finale iyi yapması lazım. Bir, iki günümüz var yani. Ozan yani, iyi iyi sen merak etme. Ben bir Fenerbahçeli değilim. İyi bir futbol severim. Yorumlamaya çalışıyorum. Asfel kadar bildiğim kadar ama Fenerbahçe iyi yolda. yolda Galatasaray da iyi yolda. Bunlar akıllı iş yapmaya başladılar. Yandı ağızları. Saçtılar paraları. Bitti. Şimdi satma dönemi geldi. Bunları bulup çıkarıp parlatıp gönderecekler. Evet. Hiç merak etme. iyi evet. İyi yoldalar. Sen şimdi bu sezon şampiyon oldun. Peki şampiyon olamazsa bir saniye, Fenerbahçe. Bir dakika, hayır, bir dakika, bir, dakika, Mahmut Hocam'a diyorum. Mahmut Hocam şampiyon olmuş bu sezon. Mahmut As Alparslan. Şampiyon mu vakit? <laughs> FC şampiyon oldu. Fenerbahçe ikinci oldu. Ama Fenerbahçe sezon sonunda kimi 20 milyona, Salahi'yi 25 milyona. Salahi gider zaten kalmaz. Evet, gönderdi. Ne olacak? Başarısız mı Fenerbahçe? Başarısız demiyoruz ki. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim bak bizim yıllardır izlediğimiz kulüp yapısı şu. Bir takım kuralım, şampiyon olalım. Olamazsak battık. O vakit battık, şeyde, o batıkların içinden bir takım daha kuralım. Şeyde battık. Ya vakit. ilk kez belki de tarihinde yani, ilk kez peki. bu kadar doğru bir takım kuruluyor. Veda ya. edelim Ozana yollayalım. 4 da battı o vakit her sene. <laughs> Hep Bayer şampiyon oluyor. Hatırla ama Dortmund bir ara iflas etti. O tane 90'lı dönemlerdeydi o. Şimdi Ozan Zeybek bir toparlama yap son cümleleri ver sana Allah'a ısmarladık diyelim. Çünkü programı kapatıyoruz. Bir dakika kaldı. Tamam ben herkese iyi akşamlar diyorum tüm futbol severlere. İşte fikirlerimizi beyan ettik. Zaman bize her şeyi tekrar gösterecek. Tekrar Mehmet Emin'le bize ikimize birebir bir açık oturum yaparsın bir gün Kasım Ozan. ayında, Aralık ayında Aykut ona göre orada bir daha tekrar bir konuşuruz. Bak, bak Söver, sen iyi sever, akşamlar sever, sever, diyorsan ben günaydın diyorum Beni arkadaş. kabul etmiyor gördün mü? Seni de ediyorsun. Hayır. Yo, 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 yo Hepinizi dedi. Ozan yakında yanındayım.